Şimdi sorumuza göre Tolga'nın en sevdiği iki renk mavi ve yeşilmiş. Bir mavi tişörtü, bir yeşil tişörtü, bir mavi şapkası, bir yeşil fuları, bir mavi ve bir de yeşil pantolonu varmış. Tolga bu kıyafetler arasından rastgele bir seçim yapıyor. A. Seçtiği kıyafetin mavi olmasını temsil eden, B. de seçtiği kıyafetin tişört olmasını temsil eden olaylarmış. Buna göre aşağıdaki seçenekler arasından doğru olanları işaretlememiz bizden istenmiş. Evet, şimdi seçenekleri okumadan önce hepsinin A olayının olasılığı, B olayının olasılığı, A'nın B koşullu olasılığı ve B'nin A koşullu olasılığı ya da A ve B'nin olasılığını içerdiğini görüyorum. O halde gelin hemen bunları hesaplayalım. Önce A'nın olasılığı. PA yani mavi bir kıyafet seçmesinin olasılığı. Tolga'nın seçebileceği eşit olasılığa sahip kaç tane kıyafet vardı? Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane değil mi? 6. Şimdi paydaya 6'yı yazalım bir kere. Peki bunlardan kaç tanesi mavi? 1, 2, 3 tanesi. O halde A'nın olasılığı neymiş? 3 bölü 6 yani 1 bölü 2. Sıra B'nin olasılığında. Yeni bir renk kullanıyorum bunu yazmak için. Evet, B neydi? Seçtiği kıyafetin tişört olması. Güzel. Şimdi yine 6 tane eşit olasılığa sahip seçim yapabilir değil mi? O yüzden paydaya yazıyoruz 6'yı. Ve bunlardan 1, 2 tanesi tişört. Böylece B'nin olasılığı da 2 bölü 6 yani 1 bölü 3 olarak bulunmuş olur. Şimdi A'nın B koşullu olasılığına geldi sıra. Yine yeni bir renge geçelim. Evet, A'nın B koşullu olasılığı... Yani A gerçekleştiğinde B'nin gerçekleşmiş olması gerekiyor. Başka bir de işte Tolga'nın tişört seçmesi durumunda seçtiği kıyafetin mavi olmasının olasılığını soruyorlar bize. Bunu hesaplıyoruz. Buradaki B yüzünden Tolga'nın seçebileceği kıyafetlerin sayısı bunların ikisine kısıtlanıyor. Ve bunların arasında da mavi renkli olanı seçmesi gerekiyor. Kısacası tişört seçmesi durumunda seçtiği kıyafetin mavi olmasının olasılığı 1 bölü 2. Harika. Şimdi B'nin A koşullu olasılığına bakalım. Burada da ne oluyor? Burada da Tolga'nın mavi renkli bir kıyafet seçmesi durumunda, yani ya bunu ya bunu ya da bunu seçtiği durumda seçtiği kıyafetin tişört olmasının olasılığı nedir diye soruyorlar. Şimdi arasından seçebileceği kaç kıyafet var? Toplam 3 kıyafet var. Yazalım bunu paydaya ve bunlardan sadece bir tanesi tişört. Neymiş o zaman efendim? B'nin A koşullu olasılığı neymiş? 1 bölü 3'müş. Evet. Son olarak A ve B'nin olasılığını bulalım. A ve B. Bu ne demek oluyor? Mavi bir tişört seçmek demek. Yani hem A hem B aynı anda olacak. Mavi olacak, tişört olacak. Bunun olasılığı ne? 6'da 1 yani 1 bölü 6. Çünkü Tolga'nın 6 kıyafetinden sadece bir tanesi hem mavi hem de tişört. Yani sadece o 6 kıyafetten bir tanesi mavi bir tişört. Olasılıkları hesapladık. Şimdi de seçeneklerin üzerinden geçelim. A'nın B koşullu olasılığı eşittir A'nın olasılığı. Bu doğru. A'nın B koşullu olasılığı da, A'nın olasılığı da ikisi de 1 bölü 2. Tolga'nın seçtiği kıyafetin mavi olmasının tişört seçmiş olması koşullu olasılığı, Tolga'nın seçtiği kıyafetin mavi olmasının olasılığına eşittir. Az önce de söylediğim gibi bu doğru. B'nin A koşullu olasılığı eşittir B'nin olasılığı. Bu da doğru. Bakın B'nin A koşullu olasılığı B'nin olasılığına eşit ve ikisi de 1 bölü 3. Yani Tolga'nın seçtiği kıyafetin tişört olmasının mavi renk bir kıyafet seçmiş olması koşullu olasılığı, Tolga'nın seçtiği kıyafetin tişört olmasının olasılığına eşittir. Evet, kesinlikle doğru. Bunu da işaretleyelim. A ve B olayları bağımsız olaylardır. Bağımsız olaylar, bağımsız. Hemen hatırlatalım. Eğer A'nın B koşullu olasılığı A'nın olasılığına eşitse, A ve B olayları bağımsızdır. Çünkü eğer bu ikisi birbirine eşitse, A'nın gerçekleşmesinin olasılığının B ile alakalı olmadığını anlarız. Bağımlı olsalardı bu olasılıklar birbirine eşit olamazdı. Olmazdı. Aynı şekilde B'nin A koşullu olasılığı B'nin olasılığına eşitse yine A ve B bağımsızdır. Son olarak da eğer A ve B'nin olasılığı A'nın olasılığı çarpı B'nin olasılığına eşitse A ve B bağımsızdır. Evet, eğer bunlar doğruysa A ve B bağımsızdır diyebiliriz. Bu ikisinin doğru olduğunu biliyoruz. A ve B'nin olasılığı 1 bölü 6 idi. A'nın olasılığı çarpı B'nin olasılığı da 1 bölü 6'dır.
Yani bu da doğru. A'nın gerçekleşmesinin olasılığı B'den, B'nin gerçekleşmesinin olasılığı da A'dan bağımsızdır. Sıradaki seçenek, A ve B olaylarının sonuçları bağımlıdır. Hayır, bu doğru değil. A ve B'nin olasılığı eşittir. A'nın olasılığı çarpı B'nin olasılığı, az önce doğru olduğunu söylemiştik, 1 bölü 6, 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3'e eşittir. Tolga'nın seçtiği kıyafetin mavi bir tişört olmasının olasılığı, seçtiği kıyafetin mavi olmasının olasılığı ile tişört olmasının olasılığının çarpımına eşittir. Kesinlikle. Gördüğünüz gibi bize verilen seçeneklerin hepsi A ve B'nin bağımlı olaylar olduğunu söyleyen bu seçenek dışında diğer hepsi doğru çıktı. Demek ki yanlış seçenek bu.